TGRT Ankara stüdyolarından iyi akşamlar sevgili seyirciler. Artık 30 Mart yerel seçimlerine sadece ve sadece 10 gün kaldı. Yani son düzlükteyiz diyebiliriz ama yorumlara ve sosyal medyadaki tartışmalara bakılacak olursa gerçekten siyasi anlamda Türkiye en zor 10 gününü yaşayacak gibi görülüyor. Gerçi yerel seçimler diyoruz ama seçimler genel seçim havasına da bürünmüş durumda. Gündemi konuşacağız. 30 Mart tarihinden sonra neler olacak onları konuşacağız. Çok önemli bir konuğumuz var. Başbakan Erdoğan'ın baş danışmanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Sayın Yalçın Akdoğan. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Yorgun görünüyorsunuz. Bugün evet. Adım adım Ankara'nın ilçelerini, merkez ilçelerini, çevre ilçelerini dolaşıyorsunuz. Mitingler yapıyorsunuz. Onları da konuşacağız. Ve yine bu akşam bizlerle birlikte olacak Türkiye Gazetesi Ankara Temsilci Yardımcısı Ercan Gürses. Ercan sana da merhaba. Merhaba. Efendim aslında bakıldığı zaman ben başta da söyledim. Zor bir 10 gün bekliyor bizi. Bugün ilginç bir olay oldu. Nevruz'a bir gün kala Suriye menşeli olduğu belirlenen ve İstanbul'a doğru yol aldığı da saptanan 3 terörist Niğde yolunda kendilerini durdurmak isteyen güvenlik güçlerine ateş açtılar. 2 güvenlik görevlimiz şehit oldu. Bir kamyon şoförü de bu çatışma sırasında hayatını kaybetti. Dolayısıyla aslında 3 şehidimiz var. Buradan bakılacak olursak hani İstanbul'a gitmek, seçim öncesinde arabada bulunan silahlar, el bombaları, patlayıcı maddeler ve mühimmatlar ne manaya geliyor? Önce bunu soralım size. Tabii öncelikle bu olayı lanetliyoruz ve hayatını kaybeden kardeşlerimize, şehitlerimize de Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Bu tür olaylar tabii provokatif olaylar ve seçim dönemlerinde Türkiye için kritik dönemeçlerde sık sık karşılaştığımız olaylar. Geçmişe dönük bakarsak seçim dönemlerinde bu tür provokatif olayların yani kaos çıkarmak için, karmaşa çıkarmak için bir şekilde siyasete müdahale anlamına gelebilecek, siyaseti yönlendirme, bir korku ve yılgınlık oluşturarak siyasete nizam verme çabası içerisine giren bu tür olayları gördük. Mesela 21 Ekim 2007'de bir referandum yapmıştık hatırlarsanız. Evet. Cumhurbaşkanı seçimiyle de ilgili. O gün mesela Dağlıca saldırısı olmuştu. Yani geçmişe dönük böyle bakarsak seçim dönemlerinde veya kritik bir takım günlerde bu tür provokatif terör saldırılarının olduğunu görüyoruz. Yani bunun kaynağı değişebiliyor, örgütün ismi değişebiliyor. Ama bu tür provokatif olaylar olabiliyor. Bunda yabancı uyruklu olması tabii uluslararası bağlantıları olan bir proje olduğunu gösteriyor bu olayın ve saldırının. Bunlara karşı tabii bizim soğukkanlı bir şekilde bu süreci götürmemiz gerekiyor. Tabii bu hem seçim sürecindeyiz hem yarın Nevruz. Bu tabii hangisine dönük bir provokasyondu onu bilemiyoruz. Ama neticede bunlar iç içe geçmiş olaylar. Bunlara karşı tabii emniyet güçlerimiz, güvenlik güçlerimiz daha duyarlı halde seçim sürecini geçiriyorlar. Ben bir kez daha şehitlerimize rahmet diliyorum. Evet, aslında bakıldığı zaman Nevruz'dan bir gün önce olması da ilginç ve Suriye menşeli olması da ilginç değil mi Ercan? Kesinlikle böylesi dönemlerde sizin de söylediğiniz gibi 2011 seçimleri öncesinde de terör olayları meydana gelmişti. O zaman da provokasyon olarak evet. yorumlanmıştı sizin hükümetiniz tarafından. Böylesi bir süreçte efendim PKK'nın en azından devrede olmamasının yani sizin açınızdan iyi ki böyle bir tabii böyle değerlendiriyorsunuz mutlaka ama PKK'nın devrede olmaması Türkiye açısından büyük bir şans. Öyle değil mi? Yani en azından terör eylemleriyle. Zaten yani bundan bir rahatsızlık var. Bölgesel denklemden PKK'nın çıkması, yani terör olaylarının devre dışı bırakılması, Türkiye'nin kendi iradesiyle, kendi imkanlarıyla, kendi gücüyle PKK meselesinden kurtulması, terör sorunundan kurtulması ve dediğim gibi bölgesel denklemden PKK'nın çıkması birçok kesimi rahatsız ediyor. Neticede bu tür örgütler bu bölgesel güç dağılımında bir şekilde kullanılıyorlar. Taşeron olarak kullanılabiliyorlar veya birilerinin amacına hizmet edebiliyorlar. Bu açıdan bizim başlattığımız çözüm süreci çok önem taşıyor ve belki de son dönemde yaşanan olayların bir ayağını da bundan duyulan rahatsızlık oluşturuyor. Çünkü terör örgütleri artık yerel örgütler değil, uluslararasılaşmış örgütler. Bu hangisi olursa olsun.
Yani Türkiye'de ismi geçen örgütlerin çoğu da uluslararasılaşmış örgütler. Birkaç ülkede bulunabiliyorlar. Farklı ülkelerin veya uluslararası odakların yönlendirmesiyle hareket edebiliyorlar. Bu açıdan baktığımızda bu olayda tabii soruşturma devam ediyor. Ama PKK kaynaklı değilmiş gibi görünüyor olay. Tabii saldırganların ikisinin yakalanması bu olayın daha kısa sürede aydınlatılmasına muhtemelen sebep olacaktır. Ama bu süreç, yani çözüm süreci bizim için hayati. Türkiye'de uzunca bir süredir ciddi anlamda bir huzur ortamı var. Bunun doğurduğu bir takım rahatsızlıklar da elbette var, onu da biliyoruz. Ama tabii yanı başımızda Suriye kaynayan bir kazan. Aslında efendim, burası terör örgütlerinin antrenman alanı haline gelmiş durumda. Ve bunun bize olumsuz yansımalarında daha önceki bir takım terör saldırılarında gördük. Burada tabii duyarlılığı en üst düzeyde tutarak bu süreci geçirmemiz gerekiyor. Aslında yazılarınıza baktığımız zaman siz çok ciddi bu manada stratejik analizler de yapıyorsunuz. Yarın da Nevruz olduğunu hatırlatarak ben de şunu sormak istiyorum. Tabii bir taraftan da bakıldığı zaman bu çatışmasızlık ortamı öyle diyor birileri veya şehitlerin gelmemesi, yani bir yılı aşkın bir süredir çok ciddi bir rahatlığa yol açtı. Yani Güneydoğu'daki ekonomik canlılık. Bu bir normalleşme süreci. Evet. Yani bu normalleşme hayatın her alanına yansıyor. Evet. Yani turizme de yansıyor, işte ticarete de yansıyor, oradaki sanayileşmeye de yansıyor. Yani her alanda, kültürel anlamda da her alanda ciddi bir normalleşme oluyor. Ve insanlarımız normal bir hayatın farkına varıyor. Bu farkındalık aslında terör belasından kurtulmamız açısından çok önemli. Evet. Ve insanlar bu nimetin kıymetini daha iyi anlıyorlar ve bu sürece de toplumsal destek bu yüzden çok yüksek. Evet. Bu yüzden ben yarınki Nevruz ve önümüzdeki kısa vadede olumsuz bir olay beklemiyorum. Bugün Selahattin Demirtaş'ın da gençlere dönük bir çağrısı vardı. Bu tür provokasyonlara gelmemeleri yönünde. Kandil'den zaman zaman sorumsuzca bir takım açıklamalar yapılabildiğini de görüyoruz. Ama yarın Nevruz'dan ve önümüzdeki kısa vadede ben bu süreçle ilgili olumsuz bir tablo beklemiyorum açıkçası. Aslında ben şunu sormak istiyordum Ercan devamında. Bakıldığı zaman şöyle okumak yanlış mıdır? Birilerinin bu çatışma olmaması, şehitlerin gelmemesinden rahatsız olmalarını beyan etmeleri veya hani bunu bu şekilde, işte KCK davaları bitirildi, işte Türkiye satıldı, Oslo'da bu oldu, şurada bu oldu, Abdullah Öcalan serbest bırakılıyor, adım adım buna doğru gidiliyor, işte bu bir kurşun atılıyor, işte bakın geliyor, yani hani böyle bir algı mı var? Ben mi yanlış anlıyorum, yoksa siz ne düşünürsünüz? Şimdi toplumda böyle bir algı yok. Toplum gerçeğin farkında. Olumsuz bir durum da yok. Ama sürekli bir olumsuz rüzgar estirme gayreti var. Yok işte öldük bittik, özellik ilan edilecek, Türkiye bölünecek vesaire. Bunun daha önceki yani bu şehit cenazelere geldiği dönemde yapılan propagandadan çok bir farkı yok. Yani bir taraftan biz Kürt meselesi çözülsün istiyoruz diyor bu çevreler. Ama öbür taraftan da böyle minicik bir takım şeyleri bularak, bunlar büyüterek çok olumsuz şeyler olacakmış gibi bir hava estirmeye çalışıyorlar. Ama dediğim gibi ben yani kısa vadede bu noktada olumsuz bir şey beklemiyorum. Yarın da inşallah çok güzel bir şekilde geçer. Yani herkes düşüncesini açıkça dile getiriyor. Artık Türkiye'de bu konuda bir rahatsızlık yok. İstedikleri gösterileri yapabiliyorlar. Herkes ana dilini istediği şekilde kullanabiliyor. Bunu artık bir barış ortamında, bir gerçekten bayram havasında kutlamak gerekiyor. Ve bu kutlama sadece Güneydoğu'da olmuyor. Bütün şehirlerimizde oluyor. Bunun aynı zamanda Türk dünyasında da Nevruz kutlanan bir bayram. Bunu hep birlikte kardeşlik vesilesi haline getirmemiz lazım. Ve buradan vereceğimiz mesajların, kim mesaj verecekse, bunun da birlik beraberliğimizi güçlendirecek. Yani Türkiye'yi bölmek değil, Türkiye'yi daha çok bütünleştirmek. Hep birlikte bölgesel rolümüzün daha önemli olması. Barışa, huzura hep birlikte sahip çıkmak. Ve çözüm sürecine hep birlikte sahip çıkmak. Bu temalar üzerinden gitmekte fayda var diye düşünüyorum. Evet efendim, paralel devlet tartışmasına müsaade ederseniz ona girelim. Sizin adlandırdığınız tabirle paralel devlete yönelik bir operasyon olacağı Başbakan Erdoğan tarafından
dile getiriliyor. Yani bu operasyonun seçimden hemen sonra düğmeye basılması şeklinde mi olacağını merak ediyoruz. Bir de casusluk üzerinden mi bir soruşturma yürür? Bir de bu konuda ön hazırlıklar ne aşamada? Onunla ilgili bilgi verebilir misiniz? Şimdi burada tabii ortada bir takım suçlar var. Kanunsuzluklar var. Bunlar sadece meslekten ihracı gerektirecek suçlar değil. Aynı zamanda cezai müeyyide gerektirecek bir takım hukuksuzluklar olduğunu görüyoruz. Bu soruşturma süreçlerinde de bunun olduğunu görüyoruz. Bunlar bu kılıf altında işte yüz binlerce insanın dinlenmesi, fişlenmesi, dosyalanması, uydurma delillerle davalara konu edilmesi. Bunlar bile başlı başına ciddi suçtur. Ve casusluk boyutu olan bir suçtur. Casusluk bizim ceza hukukumuzda en ağır cezayı gerektiren bir suçtur. Ve burada devletin gücünü kullanarak devlete operasyon yapan bir paralel yapılanma olduğunu görüyoruz. Bu zaten başlı başına bir suçtur. Ve bir örgüt durumu var karşımızda. Yani örgütlü bir şekilde, sistematik bir şekilde birileri bu ülkeyi ben yönetirim. Yani 10 yıldır biz darbeci anlayışla, vesayetçi anlayışla mücadele ediyoruz. Şimdi bu vesayetçi anlayış başka vücutlarda yeniden hortlatılmaya çalışılıyor ve aynı anlayış bu. Yani Türkiye'yi ben yönetirim, iktidarları istediğim zaman getiririm, götürürüm. Politikalara ben karar veririm. Yani Türkiye'de terör meselesi nasıl çözülecek? Suriye politikası ne olacak? Bütün bunlara ben karar veririm. Bu bir hastalık. Yani demokrasiye karşı bir durumdur bu. Milletin iradesine tasallut etmek anlamına gelir. Bu paralel yapılanmanın da yeni bir vesayet düzeni kurma çabası içerisinde olduğunu görüyoruz. Ben aslında bu meseleyi biraz da şöyle okuyorum. Yani büyük fotoğraftan bakarsak uluslararası bir takım odaklar aslında uzun zamandır Türkiye'de bir vesayet düzeni kurmuşlar. Bunun bir takım ayakları olmuş. Bürokraside ayakları olmuş, sermayede olmuş, medyada olmuş. Bu yerli işbirlikçiler adeta diyelim bir çiftlik düşünün. Çiftliğin uşakları, bahçıvanı vesaire. Çiftliğin sahibi biziz gibi çiftliği vermişler onlara. Onlar oranın sahibi sanıyor kendilerini. Ve bu yerli işbirlikçiler vesayet düzenini ayakta tutan aktörler uluslararası odaklara da Türkiye'yi biz sizin istediğiniz eksende tutarız. Türkiye istedikleri eksende tutma karşılığında bundan nemalanan, kendilerinin iktidarın sahibi gibi gören, vesayet düzeninin devamından yana tavır takınan bir anlayış. Şimdi AK Parti bunu zayıflattı, geriletti, ortadan kaldırdı. Güç merkezi değişti. Artık milletin iradesi her tarafta, her alanda söz sahibi olmaya başladı. Bu vesayetçi odakların zayıflatılmasından sonra Türkiye'nin birçok şeyinden rahatsızlık duyulmaya başlandı. Türkiye'nin sesi çok çıkıyor. Bölgesel bir aktör oldu. İşte Mısır'da darbe oluyor, kimse ses çıkarmıyor. Türkiye ses çıkarıyor. Gazze'deki olaylara Türkiye ses çıkarıyor. Yani Türkiye aslında dış politikada bir eksen değişikliğine gitmedi. Ama çok boyutlu bir dış politika yapıyor. Ve mazlumların yanında duruyor, eleştiriyor. Yani hem BM'nin üyesi ama hem BM'nin yapısal dönüşüm geçirmesini gerekliliğini vurguluyor. Ve uluslararası sisteme dönük de bir takım eleştirileri var. Hem Avrupa Birliği'ne üye olmaya çalışıyor ama Avrupa Birliği'nin yanlışlarını da eleştiriyor. Şimdi Türkiye'nin sesinin onlara göre çok çıkması, bölgesel bir aktör olması, onların çok işine gelmeyen bir takım tavırlar sergilemesi vesaire. Bunun üzerine dediler ki ya bu biz eskiden bir düzen kurmuştuk. Ne güzel buradaki adamlar da belliydi. Bunlarla götürüyorduk. Türkiye'de rolü belliydi. Şimdi Türkiye başka bir rol üstleniyor ve oradaki vesayet odaklarını da zayıflattı. Burada yeni bir vesayet düzeni kurmalıyız. İşte bu paralel yapı vesaire muhtemelen bunlara biz sizin yeni aktörünüz oluruz. Yeni bir vesayet düzeni kurarız. Biz burayı idare ederiz. Ve Türkiye'de sizin istediğiniz ekseninde tutarız demişler gibi anlaşılıyor. Şimdi bu vesayete biz her türlüsüne karşı çıkmak durumundayız. Evet. Yargının veya işte bürokrasinin hangi kesiminden gelirse gelsin. Yani rengi ne olursa olsun ister kızıl, yeşil, beyaz. Vesayetin her türlüsüne karşı olmak durumundayız. Çünkü bu bir demokrasi meselesidir. Milletin iradesine, emanetine sahip çıkma meselesidir. Şimdi bu son dönemdeki gelişmeleri biraz da ben buna yoruyorum. Ve bu bir hastalık olarak görüyorum. Yani istihbarat şebekesine dönüşmesi bir yapının. Şimdi dinlemek insanlara büyük bir güç veriyor. Dinleme gücünü siz şantaj şebekesi gibi kullanmaya başlarsanız, yani iş adamlarının, medyanın, iktidarların, partilerin
herkesi dinleyerek, herkesin aleyhine dosyalar oluşturup bunu kendi görünmez iktidarınızı tesis etmek için kullanmaya başlarsanız burada hastalıklı bir durum vardır. Ve bakın işte atılan tweetlere, yapılan açıklamalara, gelinen noktada bu şımarıklığın neticesi, bir güç zehirlenmesinin neticesi olduğunu da görüyoruz. Yani 2-3 tane ukala polis şefi, ben onu da bilirim, bunu da bilirim, istediğim operasyonu yaparım. Ve yani bu hiçbir devlet yapısı içerisinde bu kabul edilebilir bir durum değildir. Devletin kuralı, nizamı, kanunu bellidir. Herkes burada bir amaca hizmet eder. Dışarıda bir takım odakların amacına hizmet etmez. Devletin gücünü, devlet aygıtlarını başka amaçlar için kullanmaz. Son dönemde yaşananlar adalete hizmet etmek için değil, milli menfaatlere, devletin âli menfaatlerine hizmet etmek için değil, başka bir takım grupların, odakların menfaatlerine hizmet etmek için bütün devlet yapısı kullanılmış. Aslında bu asalak bir yapı. Yani bir takım vücutlara girerek o vücuda sirayet ediyor ve o vücudun uzuvlarını kullanarak ayakta kalıyor. Orada iz, yani bir hayalet iz yapı. Bırakmaması, hani bakıldığı zaman en azından şunu biliyoruz. 3 yıl içerisinde, öncesini bilmiyoruz Yalçın Bey. 3 yıl içerisinde yine basından öğrendiğimiz kadarıyla tipten alınan bilgiler doğrultusunda 1 milyonun üzerinde kişinin dinlendiğini görüyoruz. İçeriye girildiği zaman belli bir şeyden sonra işte bilgisayarların silindiği veya işte ipuçlarına ulaşma noktasında belli bir yere kadar gidildiği, ondan sonra kör noktaların oluştuğunu, bir çemberin olduğunu, birisi delili yok etmezse onun üstü, o üstü yok etmezse onun daha üstü. Böyle bir şey mi var? Sizin buna bakış açınız ne? Bir de orada bu paralel yapının kullanılarak hükümetin ikili üçlü koalisyonlar veya işte Türkiye sesini çıkartmasın diye zayıf bir devlet gücüne dönüştürülmesinin ana hedef olduğunu mu düşünüyorsunuz? Ama o şey ilk soru, sorunun ilk bölümü çok önemli. O çemberin içerisine girilememesinin hala nedeni nedir? Şimdi burada tabii devam eden soruşturmalar var. Yani bunun idare boyutu var. Yani idarenin yaptığı bir takım incelemeler, soruşturmalar var. Mülkiye müfettişlerinin, Adalet Bakanlığı müfettişlerinin yaptıkları var. Buralardan elbette bu soruşturmaların neticesinde şimdi biz idari bir takım tedbirler alıyoruz. Ama adli tedbirlerin alınması, bunların ceza davasına dönüşmesi vesaire, bunlar tabii hükümetin doğrudan yetki alanına giren konular değil. Bunu yargı üzerine düşeni yapacaktır. Çünkü memlekette çok ciddi konular konuşuluyor, tartışılıyor. Yani bunların karşılıksız kalması gibi bir durum söz konusu olamaz. Kamu vicdanı da bunu kaldırmaz. Yani şimdi düşünün. Türkiye'nin Suriye'deki Türkmenlere yardım gönderiyor. Bir güç Türk devletin tırını durduruyor. Devletin memurunu yerde sürüklüyor. O memurların işte MİT görevlinin bir kısmı da asker. Yerde sürüklüyor ve bütün dünyaya Türkiye radikal işte dini terör örgütlerine yardım gönderiyordu algısını üretmek için bir görüntü vermeye çalışıyor. Bir dış odaktan bahsediyorsunuz. Herhalde bu dış odakla ilgili. Dış odaktan bahsetmiyorum. İçerideki bir ihanetten onun bahsediyorum. Onun uzantısı olabilir diyorsunuz. Yani siz kendi ülkenizi dışarıya, kendi devletinizi dışarıya terör örgütlerine yardım yapan bir ülke, bir devlet, bir iktidar gibi göstermeye çalışıyorsunuz. Ve yaptığınız şey tamamen yalan. Nijerya'ya yani taşınan Suriye'de gibi. Bu yardım nereye gidiyor? Türkmenlere gidiyor. Türkmenleri kim öldürüyor orada? İşte bu radikal dini örgütler, terör örgütleri öldürüyor. Yani tam tersi bir durum var. Dini terör örgütlerine gitmiyor. O terör örgütlerin öldürdüğü bizim mazlum kardeşlerimize, Türkmenlere giden yardım. Şimdi bu kabul edilebilir bir durum değildir. Yani dünyanın hiçbir yerinde böyle bir kepazelik yaşanmaz. Yani devletin, istihbarat kurumunun yaptığı bir örtülü çalışmayı siz deşifre ediyorsunuz ve dünyaya kendi devletinizi aleyhinde bir görüntü vermeye çalışıyorsunuz. Ve bunun gibi birçok şey, yani Oslo sürecinde yaşananlardan tutun da daha sonra işte MİT müsteşarı ile ilgili olaylar vesaire, yani sayılamayacak birçok olay var. Bu kabul edilebilir bir durum değildir. Bunun casusluk boyutu da çok önemli bir konudur. Bunlar elbette adli olarak da bunların gereğinin yapılması gerekir.
Evet. Ama efendim o şey de mesela hani bunun gereği yapılacak derken başbakan özellikle seçim sonrasını işaret ediyor. Ve seçimden sonra çok ciddi bir operasyondan bahsediyor. Ama böyle köklü bir yapının devletin içerisinde hatta daha birçoğunun kim olduğu belki bilinmiyor. Böyle bir yapının yapıdan devleti temizlemek, arındırmak imkansız değil mi? Şimdi burada şunu birbirine karıştırmamız lazım. Yani bu paralel yapıyla ilişkili olan herkes suç işliyor anlamına gelmez. Bir, ortada suç varsa, somut suç varsa o suça karışan insanlar, o örgütsel yapının içerisinde o suç olayına karışan insanlar burada öncelikli olarak değerlendirilmesi gereken insanlardır. Yani bir şekilde bu yapıyla ilişkili olmuş, işte daha belki ikinci, üçüncü halkadaki herkese karşı bir cadava başlayacak vesaire gibi çok olumsuz bir görüntü vermek de doğru değil. Burada herkes kendi işini yapacak. Kanun, nizam neyse onun içerisinde kalacak. Bunu ben bu cemaat vesaire tartışmalarında da daha önce de çok konuştuğumuz bir konu. Yani cemaatin, devletin içerisinde her cemaatten insanlar var. Biz bunu hiçbir zaman devlete sızma olarak görmedik. Her cemaatten insan olabilir. Yani biz devlet insanları İşte memur yaparken, sınavdan geçirirken bu tür bağlantılarına bakmıyor ki. Yani o bellidir kriterler. Bu kriterlere göre insanlar girer. Bunu biz bir devlete sızma olarak da bugüne kadar algılamadık. O insanlar gönül bağıyla birileriyle ilişkili olabilirler. Otururlar, sohbet ederler. Bu başka bir şeydir. Evet. Bu bir problem değildir. Ama işte hepsinin başında bir imam var. Dışarıdan, hariçten birileri bunları yönlendiriyor. Onların talimatıyla hareket ediyor. Ayrı bir paralel ajandayla hareket ediyor. Bu kabul edilebilir bir şey değildir. Bu bir sorundur. Bu hastalıklı bir yapı üretir. Yani bir taraftan biz hiçbir makama talip değiliz, dünyevi bir makam istemiyoruz diyeceksiniz. Öbür taraftan da sizin talip olduğunuz makama başka birisi talip olursa onu devre dışı bırakmak için her türlü kirli yola başvuracaksınız. O zaman bir samimiyetsizlik var demektir. Bu tahammülsüz bir anlayıştır. Yani her taraf bizden olacak, her tarafta gücü biz ele geçireceğiz, kimse olmayacak. Bu yanlış mı? Bu felsefi olarak da iyi analiz edilmesi gereken bir şeydir. Yani hakikatin merkezinde ben varım anlayışı, amaca ulaşmak için her yol mübahtır anlayışını üretir. İşte o zaman kendinizi merkeze yerleştirirsiniz, kendi amaçlarınıza ulaşmak için her yolu mübah görürsünüz. Herkesi kurban edilebilir görürsünüz. Kendi adamlarınızla dahil, işte kendi adamlarını bile dinlediklerini görüyoruz. Ve sizin talip olduğunuz yere kim talip olursa onu devre dışı bırakmak için her yola başvurursunuz. Bu sürdürülebilir bir durum da değildir. İnsani bir durum da değildir. Bir kere bu anlayışın, yani madalyanın iki yüzü var. Bir tarafta hoşgörü, kardeşlik vesaire, öbür tarafta tahammülsüz bir anlayış ve her yolu mübah gören bir anlayış. İşte onun için ben bu zombi tabirini kullandım. Bazıları eleştiriyor. Yazınızda. Şimdi biz sizinle birbirimizi tanıyoruz. Evet, oturuyoruz, konuşuyoruz, yiyoruz, içiyoruz, ailece tanışıyoruz, görüşüyoruz, yıllarca dostluk yapıyoruz. Ama siz bir taraftan beni dinliyorsunuz, fişliyorsunuz, benimle ilgili uydurma deliller üretiyorsunuz. Şimdi bu normal gibi görünen insanı bu şekilde kirli yollara sevk eden bir şey, hastalıklı bir durum değil midir? Yani bu hem ahlaki olarak, İslami olarak analiz edilmelidir, hem psikiyatrik olarak analiz edilmelidir. Bu normal gibi görünen insanlar nasıl böyle zombiye dönüştürülüyor? Nasıl bu kadar herkesi dinleyen, fişleyen bir istihbarat şebekesine, şantaj şebekesine dönüştürülebiliyor? Bunun çok örnekleri yok mu? Böyle varsa bunun iyi sorgulanması, edilmesi gerekir. Pişman olup böyle gelip size, yani en azından o paralel yapının içerisinde bir dönem bulunmuş ama sonradan pişman olmuş ve size şu sıralarda delil anlamında ve tanıklık anlamında yardımcı olacak insanlar çıkıyor mu efendim? Yani bize demeyelim de eğer hükümete, devlete, yargılama vesaire olursa herhalde bundan şikayetçi olan, ya aslında herkes yakas etmiş. Yani bu sevgi üzerine kurulan bir şey değil, korku üzerine kurulan bir şeye dönüşmüş. Herkes, yani o yapının içerisindeki insanlar bile korkuyla orada ya menfaatle bir yere gelirim, yani bir saadet zinciri gibi bir şekilde ben de istifade ederim, veya korku
Yani benim başıma bir şey gelmesin, dışarıda kalırsam ben yükselemem veya işte memuriyette önüm açılmaz veya bana da bir şey yapılır. Şimdi bu korku üzerine, bu dediğim gibi sürdürülebilir insani bir durum değildir zaten. Ama bakın bütün cemaatlere, yani gidin dinleyin. İşte çoğu zaten açıklamalar da yapıyor. Yani herkes bu durumdan bıkmış artık. Yani her alanda herkese dönük bir tahammülsüzlük yaşandığı görülüyor. Evet, aslında hep tartışırdık bir dinleme paranoyasından bunun bir paranoya olduğunu söylerdi birileri. Şimdi ama işte mesela bunun, 28 Şubat'tan beter diyorlar. Utanmadan, evet, sıkılmadan insanda bir ardamarı olur. Ben 28 Şubat'tan beter, evet, ama sizin yaptıklarınız beter. Yani bu kadar yüz binlerce insanı kim dinledi? Ben mi dinledim? Bu kadar insanı kim fişledi? Kim dosyaladı? Bunlarla ilgili her alanda işte bir sürü cemaate dönük terör örgütü bilmem ne uydurma davalar, herkesi bir şekilde baskı altına alma, kontrol etme, bir şantaj düzeni kurma. Yani bunlar gerçekten 28 Şubat'ta bu kadar geniş yapılmamıştı. Ama bunu yapan herhalde biz değiliz. Ve AK Parti'ye dönük son yıllarda eleştiri konusu olan çoğu şeyin de bunların ürünü olduğu da anlaşılıyor. Yani birçok gazeteci içeri atıldı. Evet. Yani bunlar AK Parti'yi eleştirdiği için mi içeri atıldı? Yoksa bunlarla ilgili kitaplar yazdıkları için mi içeri atıldı? Evet. Evet. Nedim Şener ve Ahmet Şık'ın açıklamaları var bu konuda. Nedim Şener, yıllarca ben yani AK Parti hükümetine hep karşı oldum. Çok eleştirdim ama bazı kesimlere yönelik yaptığım eleştirilerin ardından başıma bunlar geldi şeklinde yorumlar da yaptı. Hükümeti eleştirmekle birlikte bunu da söylemişti. Bazı kesimlerin, gazetecilerin, siyasetçilerin özellikle sessiz kaldığı dikkat çekiyor. Bunun nedeni sizin anlattıklarınıza göre korku ve şantaj diyorsunuz zannediyorum. Yani burada dediğim gibi herkesle ilgili dosyalar oluşturulmuş. İşte herkes zaten dinlenmiş, bir takım bilgilerine vakıf olunmuş. Şimdi böyle bir, yani dediğim gibi insanlık, insanoğlu böyle bir esaret zincirini kabul etmez ve kırar atar. Yani bugün korkan insanlar tamam der, size dümen suyunuza girer ama bu uzun soluklu devam etmez yani. Efendim, demin söylediklerinizin altını çizecek olursak, mesela o girsin içeri bu çıksın, sen şöyle yap, böyle yap veya işte dün Ali Fuat Yılmazer'in açıklamalarından da yola çıkacak olursak işte başbuğu tutuklansın. Ondan sonra öbürküsü işte MİT işte Öcalan'a raporlarının veya işte mektuplarının kendinin göndermesi, Ergenekon'da listelerin oluşturulması, daha sonra işte mesela Fenerbahçe Başkanı veya Cübbeli Ahmet Hoca'nın içeri alınması, daha sonra serbest bırakılması, bakın ha bu böyle, şu şöyle, daha sonra sizi de alabiliriz demeyi aynı fotoğrafın içerisine mi koymamız gerekir bizim, yoksa bunu başka bir şekilde mi değerlendirmemiz gerekir? Şimdi ben tabii, Başbakanımız bu konuyu kökten yalanladı ve çok üzerinde durmaya gerektirecek bir konu değil. Evet. Ama bugün eğer cemaat mensubu birileri, yani bu işleri başımıza kim açtı, nasıl biz böyle bir şeye sürüklendik diye soruyorlarsa işte bu adamlar yüzünden. Evet. Yani bir güç zehirlenmesi, ülkeyi biz yönetiriz. Yani istibari bir takım bilgiler üzerinden aşırı bir kendilerine güç vehmederek biz istediğimizi yaparız. İstediğimizi içeri atarız. Genelkurmay Başkanı'nı da atarız. MİT Müsteşarı'nı da atarız. Başbakanı'nı da atarız. Ülkenin geleceğine biz yön veririz. Karar veririz. Bu istihbarat hastalığına düşen ve işte bu kaybet kaybet sarmalına sürükleyen, işte 30-40 yıllık güvenin sarsılmasına sebep olan bu anlayıştır. Evet. Efendim, devam edeceğiz. Kısa bir ara verme durumundayım. Aslında son yaşadığımız 17 Aralık'tan bu yana yaşadığımız birçok konu var. Bu konuları Başbakan Erdoğan'ın başdanışmanı Yalçın Akdoğan'la az sonra konuşmaya devam edeceğiz. Kısa bir ara istirham ediyoruz efendim. Aslında siyasi darbe de olarak adlandırılan 17 Aralık tarihinden bu yana yaşadıklarımızı konuşmaya devam ediyoruz. Başbakan Erdoğan'ın başdanışmanı ve Ankara Milletvekili Sayın Yalçın Akdoğan'la ve Ercan Gürses de bizlerle birlikte. Efendim, siz demin yukarıdan bakılınca dediniz, öyle deyince benim aklıma şu gelmişti ama reklamlardan sonraya bıraktım. Bu bir kurmay strateji mi? Bu bir polis kafası mı? Bu yaşadıklarımız, mesela bir bakıyorsunuz MHP ile ilgili kasetler,
bir gün MHP içerisinde ismi geçen kasetler, bir gün basınla ilgili kasetler, bir gün işte sporla ilgili, bir gün başka bir boyut, bir gün siyasi. Hani bunlar böyle belirlenmiş mi? Bu bir kurmay strateji mi? Yoksa daha alt düzey bir şey mi? Ve nereden planlanıyor? Şimdi burada biraz önce bahsettiğim gibi uluslararası bir takım çevreler, odaklar Türkiye'yi belli bir eksende tutmak için bir vesayet düzeni kurmuşlardı ve belli aktörler üzerinden bunu yürütüyorlar. Bunları biz önemli oranda zayıflattık, devre dışı bıraktık. Şimdi bu son yeni aktörler çıktı. Biz yeni vesayet düzeni kuracağız. İşte Başbakanımız Neo Ergenekon diyor. Ve Batı'ya bunu satıyorlar. Yani Batılı bir takım çevrelere bunu satıyorlar. Öyle anlaşılıyor. Baktığımızda bugüne kadar bu, yani AK Parti kurulduğu günden beri AK Parti'den rahatsızlık duyulduğunu biliyoruz. Yani bizim başımıza gelmeyen kalmadı. Yani darbe girişimleri, kapatma davaları, çeteler, mafya, her şeyle üzerimize geldiler. Ama bir şey yapamadılar. Millete sirayet edemediler. Milleti yönlendiremediler. Milleti ikna edemediler. Yani kullandıkları bütün enstrümanlar milleti ikna edecek bir performans ortaya koyamadı. Zaten bundan dolayı da çoğu devre dışı kaldı. Şimdi bu yeni aktör, ben bunu yaparım işte yolsuzluk kılıfı altında biraz da muhafızkar kesime hitap ederim vesaire. Ben bu işi yaparım. Bu sefer millete sirayet eder. Burada başarılı oluruz. Bunu bu şekilde pazarladıkları anlaşılıyor. Ama yine olmadı. Yine tutmadı. Millet oynanan oyunun farkında. Yani Türk milleti bu tür yabancı angajmanlarla içeride kimlerin ne yapmaya çalıştığını çok iyi idrak ediyor. Bakın 2007'de bizim Cumhurbaşkanı seçmemiz engellenmek istendi, değil mi? Evet. Abdullah Bey adayımızdı. Ne oldu? Evildir oldu. İşte arkasından bir takım partiler birleştirilmeye çalışıldı. Ben bugün yaşananları 2007'ye benzetiyorum. Partiler arasında işte ittifaklar kurulmaya çalışıldı, bildiriler yayınlandı, sokaklarda bir takım eylemler yapıldı vesaire. Ne yaptık? Biz erken seçim kararı aldık. Ve %47 ile AK Parti tekrar iktidara geldi. O gün millet bu hükümete dönük bir saldırıdır, milli iradeye dönük bir saldırıdır diye bunu algıladı. Bugün meydanlar daha büyük kalabalıkları çekiyor. Yani ben o gün ya herhalde bu siyaseten son noktadır, daha bundan ötesi yoktur diyordum meydanları görünce. Bugün daha büyük bir kalabalık var yerel seçim olmasına rağmen. Çünkü bugün insanlar bunu sadece hükümete dönük bir saldırı değil, devlete dönük bir saldırı olarak algılıyor. Milli kurumlarımıza, milli menfaatlerimize dönük bir saldırı olarak algılıyor. Yani burada AK Parti kaybederse artık bir esaret düzeni kurulur. Demokrasi falan olmaz. İktidarları bu şantaj şebekesi belirler. Bunun farkında. Ve bu yüzden devlet kurumlarımıza, milli menfaatlerimize dönük bir saldırı olarak gördüğü için aynı zamanda daha büyük kalabalıkların meydanları doldurduğunu da görüyoruz. Burada bir ne kurmay var ne kurmay zekası var. Yani bunu ben habis bir anlayış olarak görüyorum. Bir güç seyirlenmesi olarak görüyorum. İçerideki bu enstrüman olarak kullandıkları adamların şeyine bakarsak burada nasıl bir zeka olabilir? Yani paralel yapıysa bunlar 30 yıldır böyle bir paralel yapı kuralım diye çalışıyorlarsa işte hepsi de şifre oluyor. 30 yıllık binayı yıktılar. Eğer bir cemaat olarak bakıyorsan, cemaate duyulan güven sarsıntı geçirdiyse, yani bir sürü insanın burada çalışması var, emeği var, alın teri var, katkısı var. İşte ben kurbanımı vermişim, siz zekat vermiş, herkes bir şey vermiş ve gerçekten bir manevi çalışma da var. Siz buna gölge düşürüyorsunuz. Burada bir güven sarsılmasına sebep oluyorsunuz. Bu nasıl bir kurban zekadır? Yani bu birisi kötülük yapmak istese ancak bu kadar yapabilir. Bu yüzden ben bu işleri, bu film fırıldağı çeviren, bu siyaset mühendisliğine soyunan, güç zehirlenmesi yaşayan bu takımın kurmay zekaya sahip olduğunu düşünmüyorum. Bunlar 30 yıldır eğer paralel yapıysa paralel yapı, cemaat ise cemaat. Bunun hepsini işte bu noktaya getirdiler bu adamlar. Bu kadar diyorsunuz. Yani bu şekilde tarif edebiliyorsunuz. Bir de dış odaktan bahsettiniz bir ara, evet, efendim. Evet. Dış odak deyince benim aklıma da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 2 gün önce Kopenhag'da söylediği sözler geldi. Orada Cumhurbaşkanı dış komploya inanmıyorum dedi. Aranızda bir ton farkı mı var? Böyle mi yorumlamak? Şimdi ben de komplocu değilim. Mesela yabancı medyadan gelip bizimle konuşuyorlar. Ben de komplocu değilim. Yani bunun arkasında işte falanca ülke var, filanca ülke var. Bu şekilde yaklaşımları, kategorik değerlendirmeleri ben de doğru bulmuyorum. Yani burada işte hükümetler, ülke yönetimleri olmuyor bu işlerin arkasında. Bir takım lobiler oluyor.
bir takım odaklar oluyor. Başka bir takım güç merkezleri olabiliyor. Bu yüzden bunu bir ülke var arkasında demek doğru olmayabilir ama bir takım lobilerin, odakların bunu fırsat bilerek bunları arkadan itirdiğini, destek verdiğini, işbirliğini yaptığını da görüyoruz. Bu çok aleni bir şey. Bu uzun zamandır Türkiye ile ilgili, AK Parti ile ilgili, başbakanımızla ilgili Avrupa'da da Batı'da birçok yerde bu lobilerin çalıştığını biliyoruz. Evet. Yani Türkiye işte teröristlere yardım ediyordan tutun da otoriterleşiyor vesaire gibi bir takım propagandalar yaptığını görüyoruz. Yani bunun dış boyutu çok açık ve aleni bir şekilde ortadadır. Ama bu yani komplocu olmayalım demek, ben de komplocu değilim. Bir takım ülkeler var demeyi ben de doğru bulmuyorum ama bir takım uluslararası şebekelerin, odakların, lobilerin vesaire ister başında ister sonunda bir şekilde bu işin parçası evet. haline geldiğinde görüyoruz. Yalçın Bey, aslında bakıldığı zaman hani 17 Aralık'ın hemen sonrasında 100 milletvekili istifa edecek. Sonra 75 milletvekili istifa edecek. İşte Cumhurbaşkanı'nın ton farkı şöyle. Yalçın Akdoğan'ın ton farkı daha başka gibi şeyler ve en son Kopenhag'da Cumhurbaşkanı'nın açıklamasının ardından işte Cumhurbaşkanı artık bu işin olmayacağını başka bir yola doğru hareket ettiği yorumları da yapıldı. Bu. Ben katılmıyorum. Yani bir kere Cumhurbaşkanımız milletin genel hassasiyetlerinden de ayrı düşmez. AK Parti kitlesinin teşkilatlarının genel hassasiyetlerinden de ayrı düşmez. Aynı değer dünyasına sahiptir. Aynı hassasiyetlere sahiptir. Ve biraz önce ne dedim? 2007'de yaşadığımız olayların benzerini yaşıyoruz. O günde hükümete dönük bir saldırı vardı. Cumhurbaşkanı seçmemiz engelleniyordu. İşte sokaklar hareketlendirilmeye çalışılıyordu. Partiler arası ittifaklar kurularak AK Parti engellenmek isteniyordu. Bir takım haksız hukuksuz bir takım yargılamalar vesaireler işte daha sonra kapatma davası açıldı. Bunlar bugün de yaşadığımız şey aynı. Bugün de neticede kısa vadede hükümeti devirebilir miyiz veya yerel seçimde hırpalayıp oy kaybına götürebilir miyiz? Amacı var ama orta vadede de Cumhurbaşkanı seçimi de bu olayları yani tetiklediği görülüyor. Bunu en iyi idrak edebilecek olan da Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Ben burada farklı bir duruş görmüyorum doğrusu. Bu tür fitne çıkarma gayret çabalarına da çok prim vermemek lazım. Burada birinci aşama olarak oy kaybettirme yerel seçimlerde ilk aşama olarak planlanmış olabilir mi? Yani Aralık'ta yaşananların ben doğrudan devirmeye dönük bir hamle olduğunu düşünüyorum. Sonra ardından. Ondan sonra bu tutmayınca yani o kurdukları tezgah bozulunca. Evet. Çünkü orada illegal bir takım şeylerle işte torba çorba davalar bir şey oluşturup bir tezgah kurmuşlar. Önüne geleni biz indiririz. Bu evet. tutmayınca ondan sonra şu anda bir propaganda. İşte CHP'nin propaganda merkezi gibi paralel yapı çalışıyor. Kapı kapı geziyorlar. AK Parti'ye nasıl kaybettirebiliriz? Şimdi AK Parti ile ilgili bir takım eleştiriler getiriyorlar. Destek istedikleri partiler bunların hepsine fevkalade sahipler. Yani o eleştirdikleri konuların çoğu da yalan yanlış şeyler. Yani bu süreçte şunu da ben vurgulayayım. Yani bu olaylar başladığında Sayın Başbakanımız bir hassasiyet ortaya koydu. Yani paralel yapı, burada suça karışan insanlar vardır ama bir de bu işe gönül veren bir cemaat boyutu vardır. Manevi çalışma yürütenler vardır. Bunu birbirinden ayırt eden konuşmalar yaptı. Ama sonra birileri bu kesimi de kendi kavgalarının parçası haline getirdiler. Siyasallaştırdılar, kavgalarının parçası haline getirdiler. Bu yüzden bunları ayırt etmek de yani bizim siyasi söylemlerimiz de zorlaştı açıkçası. Evet. Efendim, aslında sizin o süreç içerisinde söylediğiniz bir söz var. Belki de milat olarak algılanabilir. Orduya kumpas kuruldu dediniz. Ve sizin o orduya kumpas kuruldu sözlerinizin ardından Ergenekon'un yeniden yargılaması gündeme geldi. Bu konu tartışıldı. Şu anda baktığınızda 17 Aralık öncesinde Ergenekon'a bakışınız nasıldı? Şu anda Ergenekon davasına bakışınız nasıl? Yanılmışız diyebiliyor musunuz bazı Şimdi konularda? Şimdi bu sürecin. Yani 3-5 aydır yaşananların veya işte bir süredir yaşananların bu sürecin ruhunu anlatan kavram kumpastır. Çünkü her türlü film fırıldan çevrildiğini, her türlü tertibin tezgahın kurulduğunu görüyoruz. Evet. AK Parti'ye yapılanlar da bunun örneğidir. Yani montaj bir takım görüntülerden dinlemelere kadar işte uydurma deliller, davalar vesaire. Bunların hepsi bir tezgah ve bunun eşittir bu kumpas. Bu süreçte ben milli kurumlarımıza
Milli İstihbarat Teşkilatımıza, Milli Bankamıza, ülkenin seçilmiş iktidarına kumpas kuranlar diye bir cümle kurdum. Bu cümlenin de arkasındayım. Burada herhangi bir somut bir davayı kastederek söylemedim. Ama kamu vicdanında bir takım soru işaretleri var. Ortada bir suç var ve suçlular var benim kanaatim. Burada amaç adaletin yerini bulması. Yanlış yapanın layığını bulmasıdır. Bu yüzden bizim Ergenekon konusundaki pozisyonumuz değişmedi. Darbeci anlayışla mücadele eden iktidar AK Parti iktidarıdır. Bu işin mağduru da AK Parti'dir. Ve birçok davada da biz müdahil olduk. Burada siyasi pozisyonumuz darbeci anlayışla, suç işleyenlerle bu konularda pozisyonumuz aynıdır. Ama şunu söylüyoruz. Suç vardır, suçlular vardır, yargılanmalıdır, cezasını bulmalıdır. Ama yaşın yanında kuru yanması, saplasamanın karışması, kamu vicdanını rahatsız eden bir takım olayların yaşanması. Bunlar değerlendirilmelidir. Özellikle son olaylardan sonra mı? Bizim söylediğimiz budur. Evet. Yani ve bunu biz şimdi söylemiyoruz. Başbakanımız defalarca söyledi. Bu dalgalar Türkiye'yi altına alır dedi. Sayın Başbuğ'un tutuklanmasıyla ilgili eleştiriler gündeme getirdi. Yani Genelkurmay Başkanlığı yapmış bir kişiyi siz niye tutuklu yargılıyorsunuz? Bu kaçacak hali yok. Yani bu konularda benim söylediğim söz genel yaşananlarla ilgili bir sözdür. Ve bu zamanın ruhunu ifade eden kavramdır kumpas sözcüğü. Evet. Ama işte Ergenekoncularla ittifak arayışına girdiler falan. Bunlar fasofiso şeyler. Yani AK Parti'nin böyle Ergenekoncularla ittifak arayışı falan gibi bir şey söz konusu değil. Şu da doğru değil. Yani içerideki herkes son kişi çıkana kadar mücadelemiz sürecek gibi yaklaşım. Bu evet. Da doğru bir şey değil. Bu adalet istemek değildir ki. Adalet istemek kim yanlış yaptıysa, suça karıştıysa onun cezasını bulmasıdır. Yoksa içerideki herkesi çıkaralım demek değildir. Dediğim gibi Ergenekon vesaire darbeci anlayış karşısında bizim pozisyonumuz aynıdır. Biz burada adaletin yerini bulmasını istiyoruz. İntikam peşinde koşmuyoruz. Kim yanlış yaptıysa, suç işlediyse bu layığını bulmalıdır, cezasını çekmelidir. Bizim söylediğimiz budur. Evet. Ama siz yalan yanlış da torba davalarla bir sürü insanı cezaevine doldurursanız, bunlarla ilgili kamu vicdanında gerçekten bir rahatsızlık varsa, soru işaretleri varsa bunların da aydınlatılması gerekir. Yalçın Bey, aslında baktığımız zaman bir taraftan da hızla süremizin sonuna gidiyoruz. Kısa kısa cevaplar alabilirsek. O davalarda işte Ergenekon, Balyoz, Çike davası, casusluk davası, ertesi gün gazetelerde her davanın bir ikonu, hani bu ayakkabı kutusu olduğu gibi, gazetelerde tapeler ve bir gün de yapılan kamuoyu yargılamalarıyla zaten dava aslında tamamlanmış olmuştu. Hani kamuoyu davayı izlemesi gerekirken kamuoyu nezdinde zaten davalar bitmişti. Bu da bugün yaşadıklarımızın bir benzeri midir? Yani böyle olabilir gibi kamuoyunda bir şey var, düşünce var. Bunların dediğim gibi saplasamını karıştırmadan bu işler gerçekten adalet arayışıyla bu işlere bakmamız lazım. Adalet arayışı, yeniden yargılanma. Yani burada işte bir takım şeyler var. Şimdi bu son dönemdeki tahliyeler, hükümet bir adım attı da bunların hepsi dışarı çıktı gibi bir şey var. Bu yanlış. Yani neticede Anayasa Mahkemesi'nin bir değerlendirmesi üzerine, bu tutuklu yargılamayla ilgili bir düzenlemesi üzerine tahliyeler oldu. Biz tutuklu yargılamayı 5 yıla indirdik. Burada da ilkesel davrandık. Yani kim bundan istifade edecek diye bakmadık. Ama burada ki bu tahliyeler Anayasa Mahkemesi'nin fezlekelerin yazılmaması, 7-8 ayı bulması kararı üzerine daha çok verilmiş tahliyeler. Yani bu işleri yapanlar bunun faturasını yine hükümete yıkmaya çalıştılar. Bir beraat söz konusu değil zaten. Evet. Beraat da söz konusu değil. Evet. Yani bu yüzden bu meselelerde kategorik düşünmek doğru değil. İntikam duygusuyla hareket etmek de doğru değil. Gerçekten adalet ve hakkaniyet nedir? Onu aramamız lazım. Evet. Ve hiçbir soru işareti bırakmadan bunu yapmamız lazım. Çok kısa ben bir şey daha sormak istiyorum. Başbakan Erdoğan mitinglerinde çok sık dile getiriyor Ercan aslında bunu. Paralel yapı, Pensilvanya, CHP ve MHP. Şimdi 300 oldular veya işte buna benzer ifadeler kullanıyor Başbakan Erdoğan. Özellikle ana muhalefet partisi CHP'nin ve meclisteki diğer muhalefet partisi MHP'nin siz de aynı fotoğrafın içerisinde yer aldığına inanıyor musunuz? Alıyorlarsa neden aynı şimdi fotoğrafta burada yer alıyorlar? İki blok oluşuyor. Yani siyaset ekseni iki bloklu bir eksene oturmaya başlıyor. Bir tanesinde demokratik cephe var, demokratik blok var. Bunu zaten %50'lerde siyasi gücü olan AK Parti demiş. Bir tarafta da bir statüko bloğu. Bu statüko bloğunun aktörleri değişebiliyor. Çok farklı ideolojide
siyasi kimlikte partiler, hareketler bu blok içerisinde yer alabiliyor. Aslında bunu biz uzunca zamandır görüyoruz. Yani değişim isteyenler ve değişime direnen ulusalcı cephe şeklinde. Bunu epey bir zamandır seçimlerde siyaset ekseninin buraya kaydığını görüyoruz. Ama son dönemde bunun tekrar kurgulandığını görüyoruz. Yani CHP-MHP'nin yanına bu paralel yapının da siyasi bir aktör gibi katıldığını, onların propaganda merkezi gibi arazide çalıştığını görüyoruz. Bunun iki sebebi var. Bir tanesi yani bu zoraki paslaşmanın, yardımlaşmanın, ittifakın. Bir tanesi AK Parti'nin bileğini bükemiyorlar. Bu tür zoraki yardımlaşmayla AK Parti'yi devirebilir miyiz diye bir ittifak oluşturuyorlar. İkincisi de bunların politik tutumunda bir aynileşme var. Yani ideolojileri farklı, kimlikleri farklı ama politik tutumlarda bir aynileşme yaşanıyor. Yani çözüm sürecine bakışlarında, terör meselesine bakışlarında, işte Suriye konusuna bakışlarında, dış politika bakışlarında birçok konudaki politik tutumlarında bir aynileşme var. Bunun için ben buna ulusalcı cephe diyorum. Böyle baktığımızda tabii bu orta vadede bunlara kaybettirecek bir şeydir. Bu partiler zaten yapısal bir kriz içerisindeler, kimlik krizi içindeler. Ya mesela CHP sol bir hareket olarak kendi dönüşümünü gerçekleştiremedi. Yani diyelim Avrupa'da üçüncü yolla sol bir değişim geçirdi, iktidara talip olabildi. CHP bu yenileşmeyi, bu dönüşümü yapamadı. MHP'nin milliyetçiliği zaten hamaset düzeyinde. Yani onun ötesinde hiç projesinde bunun tezahürünü göremiyorsunuz. Şimdi bunlar zaten kendi alanlarında, kendi kendilerine bir kimlik krizi yaşıyorlardı. Buna ilaveten şimdi bu karşılıklı, yani işte ezeli rakip, düşman vesaire çok ayrı ideolojilerde gibi görülen partiler arasındaki yakınlaşma ikinci bir kriz üretecek. İkinci bir çatırdamaya sebep olacak. Yani bu kısa vadeli buradan ne kazanç sağlayabiliriz arayışının ben orta vadede bunlara çok zarar vereceğini düşünüyorum. Şimdi düşünün, Kılıçdaroğlu Bozkurt işareti yapıyor. Ne demek bu? MHP'nin adayını getirip Ankara'da aday yapıyorlar. Yani bu ciddi çatlamalara sebep olabilecek bir şeydir. Evet. Bu pragmatizmdir. Evet. Bunların değişimden anladığı, dönüşümden anladığı da popülizme savrulmaktır. Bu bir proje, bir siyaset mühendisliği. Biraz önce dediğim gibi 2007'de nasıl ana vatanla işte doğru yolu birleştirmeye çalıştılarsa, meclisteki bütün partileri meclise sokmayarak 367 skandalına imza attılarsa, burada yine bir proje uygulandığını görüyoruz. Buradaki aday isimlerinden birçok ilde, ilçede yapılan işbirliklerine, oy kaymalarına, ittifaklara kadar bunun bir proje, siyaset mühendisliği çabası olduğunu görüyoruz. Ama bundan hepsinin ben zararlı çıkacağı kanaatindeyim. Düşünün şimdi, Kılıçdaroğlu iki kişiye bel bağlamış. Biri CHP'nin başına geçmek istiyor, biri MHP'nin başına geçmek istiyor. Şimdi böyle iki kişiye bel bağlamış durumunda. Onlar kaybederse zaten ertesi gün işi bitmiş olacak. Kazanamazsa şimdi düşünün. Ankara'yı kaybedecek muhtemelen. Çok, çünkü açık ara önde görünüyor AK Parti. O zaman siz 31 Mart'ta 1 Nisan'da düşünün Kılıçdaroğlu'na neler söyleneceğini. Yani MHP'li birisini getirdin CHP'ye. Kan uyuşmazlığı var. Yerden yere vurulacak. Yani bu İstanbul adayı için de geçerli. Yani burada kim kimin amacına hizmet ediyor? Evet. Paralel yapının önüne koyduğu bir takım uydurma şeylerle işte 2-3 aydır yaptıkları siyasete bakın. Bir politika anlatıyorlar mı? Bir proje anlatıyorlar mı? Yerel seçimden bahsediyorlar mı? Yok. Paralel yapı bunlara ne üflüyorsa onun üzerinden yani kirli bir kampanya, kara bir kampanya yürütülüyor. Şimdi bu siyaset yapmak demek değildir. Yani siz ortaya bir politika, proje koymuyorsanız yani hep bu işte iftiralar, yalanlar üzerinden karşıdakini kötüleyerek sadece, kendinizin ne olduğunu söyleyerek değil, karşıdakini kötüleyerek bir siyaset yapıyorsanız bu siyaset yapmak değildir. Bu siyasetsizlik halidir. Evet. Ve bu seçime kadar ancak CHP'yi götürebilir. Evet. Burada kullan at parti durumuna düşüyor. Yani evet, paralel yapı bunları kullanıyor. Onların amacına hizmet ediyor. Bunlar zaten bu tür şeyler hayalet yapılar, korkak yapılar olduğu için kendi vücuduyla ortaya çıkmayıp bu tür böyle başkalarının vücuduyla onları harekete geçirerek ayakta kalabildikleri için bunlar da kullan at parti durumunda şu anda. Bu partiler üzerinden AK Parti'ye nasıl zarar veririz? Bu sorumsuz bir anlayış. Yani AK Parti kaybetsin de Türkiye ne olursa olsun anlayışı. Evet. Biz diyoruz ki biz kaybetsek de Türkiye kazansın. Yani biz Türkiye kazanacaksa biz kaybetmeye razıyız diyoruz. Onlar AK Parti kaybetsin de Türkiye ne olursa olsun. Döviz mi patlayacak,
işte borsam çökecek. Ekonomi işte milyarlarca dolar bu olaylarda kaybetti. Yani AK Parti karşısındaki herkesi destekleyelim. AK Parti kaybetsin de ne olursa olsun alın. Bu sorumsuz bir anlayıştır. Zaten milli kurumlara savaş açan bir anlayışın bu kadar sorumsuz tavırlar sergilemesi de çok garipsenecek bir durum değil açıkçası. Başbakan Erdoğan'ın baş danışmanı. Efendim süremiz bitti Sayın Yalçın Akdoğan. O zaman son olarak şunu duyuralım. Şimdi Cumartesi günü Ankara mitingimiz var. Biz bütün Ankaralı vatandaşlarımızı bekliyoruz. Şimdi Ankara vekili olarak bunu söylemezsem... Yok, alanda olduğumuzu başta söyledik zaten. Etlik'te, Kasalar'da saat 16'da Ankara mitingini yapacağız. Ankara'da zaten biraz önce dediğim gibi açık ara AK Parti önde. Birçok ilçede de inşallah seçim alacağız. Özellikle Keçiören'imizi çok önemsiyoruz. Başbakanımız biliyorsunuz uzun yıllardır orada yaşıyor. Orayı da bırakmadı. Evet. Yani başbakanın ilçesi... Başbakan'a sahip çıkacaktır diye bakıyorum. Yani bu mesele sadece birilerini belediye başkanı seçme meselesi değil. Memleket meselesi. Bu yüzden başbakanımıza en güçlü şekilde Keçiören'de sahip çıkacaktır. Ankara'da sahip çıkacaktır diye inanıyorum. Sayın Yalçın Akdoğan çok teşekkür ediyoruz. Seçimlerden sonra aslında bütün bu konuları daha derin analiz yapmakta isteriz sizlerle birlikte. İnşallah. Ercan Gürses, Türkiye Gazetesi Temsilci Yardımcısı. Çok teşekkür ediyoruz. Evet efendim, yorumu da her zaman olduğu gibi size bırakıyoruz. Ve Ankara'dan iyi akşamlar diliyoruz efendim. Hoşça kalın.